Merhabalar, ben Kıvanç Beren. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Marvel Now serisinden, yine Kotobukiya'nın Uncanny X-Men serisinden Magic figürünün hem kutu açımını hem figür tanıtımını yapacağız beraber. Sizle beraber yapmak istedim daha önceki videolardaki gibi. Şimdi öncelikle kutuya bakalım veya ürünün fiyatından bahsedelim önce. Ürünün etiket fiyatı 60 dolar. Farklı yerlerde farklı fiyatlarda satılıyor. Onlara pek girmiyorum reklam olmasın diye. Ama çok daha ucuza bulabiliyorsunuz. Yurt dışından alırsanız eğer. Şimdi figürün kutusuna bir bakalım. Magik bildiğiniz üzere Uncanny X-Men serisinde tekrardan baş karakterlerden biri haline geldi. Ondan önce de uzun süredir X-Men çizgi romanlarında olan biri. Colossus'un kardeşi. Daha sonra önemli hale geldi. Uncanny X-Men serisi olunca bu da 7 figürlük serinin dördüncü çıkan figürü. Kutunun önünde güzel bir yani figürün kendisi var, pozu var. Yan tarafında konsept çizimi var. Bu arada konsept çizimler hep Eddie Granov tarafından yapılıyor diyordum. Bir tane Uncanny X-Men serisinde çizdiği bir varyant var. Hani gördüğünüz üzere şu pozla aynı şekilde olmuş. Eddie Granov'un çizgileri baz alınarak yapılıyor demiştim daha önce. Arkada figürün farklı açılardan çekilmiş fotoğrafları var. Ve birkaç bu Magik hakkında bilgi veriyor. Kotobukiya hakkında bilgi veriyor. Yan tarafında Uncanny X-Men logosu var. Gördüğünüz üzere. Üstte koca bir Marvel Now logosu. Altta da yine Kotobukiya'nın yazıları. Kutu tasarımları hep aynı. Arkada işte o karakterle ilgili çizgi romandan şeyler veriyorlar. Arka plan yapıyorlar diye. Daha doğru oldu. Açalım figürü. Uncanny X-Men serisi 2013 yılında başlayan Uncanny X-Men serisi de var Magik. Hatta ülkemizde de Marmara Çizim tarafından basılıyor o ciltler. Oradan da okuyabilirsiniz Magik hakkında olan hikayeleri. Magik takımın içinde. Artık ben de öğrendim kutu açmayı. Fazla ses çıkartmıyorum size. Kostüme gelirsek, Magik'in giydiği bir sürü farklı kostüm var. Bu son karar kılınan kostüm. Bildiğim kadarıyla hala aynı kostümü giyiyor. Neyi unuttuk? Şurada ortada bir tane daha varmış. Figür 4 parça halinde çıktı. Bu ilk parça zaten bildiğiniz Kotobukiya'ların klasik magnetik tablası. Hepsinde aynı. Altta yine bir Marvel Now logosu var. Şimdi figürü birleştirelim önce. Şöyle kılıcı harç tutarsak vücut iki parça halinde çıktı. Oturtuyoruz birbirine bunları. Yine figürün alt tarafında magnetler var. Magnetik tabloyu tutması için. Figürü şöyle yerleştirelim. Kılıcı da eline mi tutturuyoruz acaba? Elinde oturtacağımız bir yer var. Ama tabii tam tutmuyor. Bu yöne birazcık figürün zayıf diyebilirim. En azından güzel bir sistem yapılıp tam oturtulabilirdi çünkü. Şu an tam oturdum, evet. Evet, şu kılıç olayı birazcık olmamış sanki. Tam çünkü ayakları yere basmıyor.
birleştirdik. Şimdi geçelim detaylı bir tanıtımına. Yani ben ilk başta genel bir söylemek gerekirse figürün pozu çok güzel. O dediğim varyant kapaktaki pozla birebir. Hani Magik için gayet güzel bir poz. Şimdi başlayalım detaylı tanıtıma. Ama kılıç hala istediğim tam durmuyor. Böyle figür ayakta duruyor. Birazcık sıkıntılı sanki de. İçime sinmedi şu kılıç olayı. Kılıcın oturması lazımdı. Şu an tek şeyi söyleyebileceğim hata olarak kılıç tam oturmuyor ya da ben beceremedim. Figürü düşürüyorduk. Tamamdır. Şimdi oldu sanırım. Yine de güvenli değil. Evet, şu an geçiyorum detaylı tanıtımı. Artık geçebiliyorum sonunda. Şimdi gelelim kafa kısmına. Gözler Magik'in çizgi romanlarda da öyleydi. Beyaz. Özellikle Limbo'ya geçtiği zamanlar beyaz oluyor güçlerini kullandığı zaman. Saçı gayet güzel. Hani çizgi romanlarda alıştığımız saç, gerekse tokaları saçından çıkan şeyler, çubuklar diyelim. Aynı birebir. Sağ omuzluğuna bakarsak eğer X logosu. Bu Emma Frost'ta da aynı omuzluğu görmüştük. Sol tarafında ise böyle dikenli bir omuzluk var kocaman ki Limbo'da savaşan biri için gayet de normal. Aynı şekilde sol elinde de aynı şekilde dikenli olmasına rağmen sağ elinde normal deri bir eldiven var gibi. Sol kolu komple dikenli bir şeyden oluşuyor. Özellikle bu ellerin üzerinde de dikenler var aynı şekilde. Kıyafetin kalınına geldiğimizde zaten deri ağırlıklı bir şey ve yine Emma Frost'ta gördüğümüz kocaman bir kemer tokası var. Botlarında da aynı tokalar var ama bu bot tokaları sanki bir tık daha koyu, ikisi de siyah olmasına rağmen. Hani tokaların kemerleri daha koyu diyebilirim en azından. Onun dışında neresine bakabiliriz? Kılıca gelelim. Şimdi kılıç dediğim gibi tam oturmuyor eline. Yani o yönden birazcık zayıf mı desem ya da daha farklı bir şey mi kullanılabilir desem bilemedim. Ben daha sağlam bir şey zannediyordum. Çok o kadar sağlam değilmiş. Kılıç zaten Soul Sword çizgi romanları okuduysanız biliyorsunuzdur elbet. Hani sarı sarı parlayan bir şey. O etkiyi de güzel vermişler bence, bir sıkıntı yok. Hani olmuş çizgi romanla birebir dediğim gibi. Onun dışında bakmamız gereken, yani bu figürde mesela şey göremedim hiç. Boya taşması falan göremedim. Çünkü zaten çok az yerde hani farklı boya kullanılmış. Kemer tokalarına falan baktığımızda yok o tarz bir şey. Kılıç zaten özellikle sarılı beyazlı yapılmış, hani boya taşması denecek bir şey de yok. Ama bu figürün tek hatası, bana sorarsanız eğer benim fikrimi duymak isterseniz, şu kılıcın tam eline oturmaması ve hani kılıç birazcık ince kalmış. Daha kalın olabilirdi en azından. Hani çizgi romanlarda da öyle. Ama onun dışında gayet güzel bir figür. Verdiği parayı hak ediyor mu? Hak ediyor bence. Hani şu Kotobukiya'nın Artifex Plus'ları benim favori şeylerimden biri. Star Wars'larını da toplamak istiyorum da. Bakalım ne zaman olur. Ama X-Men'i toplayacağım umarım. Böyle gidiyoruz. Dördüncüye geçtik. Çoğu gitti. Azı kaldı. Bugünlük bu kadar. Söyleyeceklerim figür hakkında. Bakıyorum yine arkadan falan bir şey görür müyüm diye de. Yok hani şu tek, ha bir de şu şey sıkıntısı var. Saçı birleştirirken ortada bir çizgi oluşmuş şurada tam kafada. Onun dışında hiçbir sıkıntı yok ya. Hani gayet güzel. Dediğim gibi kılıç tam oturmuyor. Birazcık pozlarken sıkıntı, yani pozlarken demeyeyim de figürü birleştirirken sıkıntı olacak. Onun dışında gayet güzel. Kotobukiya'yı zaten biliyoruz. Hep şey videoları oldu şu ara. X-Men videoları. Kotobukiya. Başka videolar da çekmeyi planlıyorum. Yakın zamanda yeni videoya karşınıza çıkarım umarım. Sizden tek istediğim kanalıma abone olmanız. Videoyu paylaşmanız. Beğendiyseniz beğenin, beğenmediyseniz beğenmeyi tuşuna basabilirsiniz. Yani daha fazla insana ulaşmak istiyorum. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.